Nüfus artışının küresel sorunları. Ders 23. Biraz yavaş başlayalım. Çünkü görüyorum ki bazıları daha yeni geliyor. Kürtajla devam edeceğiz. İki ders önce de kürtajdan konuşmuştuk. Kürtaj tartışmasının merkezinde yaşam ne zaman başlar sorusu vardır. Şanslıyız ki bu biyolojinin biliminin bize yanıt verebileceği bir sorudur. Bu konuda söylenen en yaygın şey nedir? Kişisel fikriniz değil, bilimsel bir yanıt olarak da değil. Ancak sokaktaki insanlar yaşamın ne zaman başladığıyla ilgili olarak en genel şekliyle ne söylerler? Siz bu insanlardan ne işitirsiniz? Efendim, anne karnında. Anne karnında ve tamam. Evet, gerçekten de İnsanların bu konuyla ilgili söyledikleri en genel şey yaşamın anne karnında başladığıdır. Gazetelerde böyle der. Bu genel bir yanıttır ve her yerde yanıt budur. Yani George Will, kaçınız ünlü Washington'lı muhabir George Will'i tanıyor? Onun yazılarını her yerde görebilirsiniz. Bu biyolojik bir gerçekliktir. Dinle ilgili bir varsayım değildir. Anne karnından ölüme kadar da devam eder der. Bu ders için hazırlıklara başlamadan önce her zaman yaptığım gibi The New York Times'a göz atıyordum. Orada editöre bir mektup vardı. Kürtaj karşıtı bir yazardan editöre gelen bir mektuptu. Herhangi bir temel biyoloji metninde de yaşamın anne karnında başladığının doğrulaması gibi bu bilimsel bir gerçektir. Fetüs annesinden ayrı ancak ona bağımlı canlı bir insandır. Tamamıyla haklarının korunmasını hak eder. Oranın dışında yaygın olan şey işte budur. Bu sadece insanların inandığı şey değildir ki pek çok insan kişisel olarak buna inanır. Aynı zamanda bilimsel bir gerçek olduğu genel olarak kabul edilen bir şeydir. Bunu kürtaj yanlısı kişilerden de, kürtaj karşıtı kişilerden de birbirinden farksız olarak duydum. Bu soruyu sizler hepiniz en azından üniversitede biyoloji dersi aldınız. Kaçınız lisede aldı? Birkaçınız. Tahmin edin bakalım bu neydi? Neydi? Bu bir şeydi. Hele, hele başlangıç seviyesindeki bir biyoloji ders kitabında bulabileceğiniz bir şey değil. Kitapta ne der? Bu bir kitaptan ki onlar profesöre ücretsiz bir kopya gönderirler. İşte bu kopyalardan birini açtım. Ve oldukça değişik bir şey buldum. Kitap yaşamı bir döngü olarak gösteriyor. Burada başlangıç noktası yok. Döllenme döngünün etrafında gelişen olaylardan birisi. Cinsel birleşmenin de özü. Bu öze hiç sahip olmayan cinsel birleşmelerin olduğunu da biliyoruz. Döngü her bir kromozomun bir kopyası anlamına gelen haploid ile her bir hücrenin her kromozomun iki kopyasına sahip olduğunda oluşan diploidin arasındaki bir anahtardır. Cinsel birleşmeyle ki döngünün bu bir ya da iki kopyası durumundan daima bulunur. Detaylara baktığımızda bu da yine aynı yeni çıkan kitaptan çok popüler olan çok satan yeni çıkan lise biyoloji kitabından. Üç farklı cinsel yaşam döngüsünden bahsediyor. İçinde ki bir tanesine siz oldukça aşinasınızdır. Hayvanların ki. Ne oluyor? Siz birçok hücreli organizmayla başlıyorsunuz yani kendinizle. Sonra mayoz bölünme geliyor. Mayoz yani gametlerin 2N'den başlaması için ki N kromozom sayısıdır kromozomların bölünmesidir. Çiftlerin bölündüğü yerde mayoz adı verilen bir gelişme vardır ve siz hücreleri her bir kromozomun sadece bir kopyasıyla başlıyorsunuz. Bunlara tohum hücreleri veya üreme hücreleri deniyor ve sonrasında ikinci bir N aldığınız diğer bir tekli hücreyle devam ediyorsunuz ve diploid safhasına geçiyorsunuz. Şimdi yine kromozomların 1 ve 2 kopyası arasındaki bu döngüye mayoz ve döllenme olayına dönelim. Şimdi çoğu hayvanda tıpkı bizdeki gibi büyük aşama diploittir. Ancak bu hiç de evrensel bir kural değildir. Şöyle ki bu buna başka bir şekilde sahip olan mantar ve bir tür su yosunlarındaki aşamadır. Aynı döngüden geçerler ancak buradaki büyük organizma her bir kromozomun yalnızca bir kopyasının olduğu yer olan haploid safhasıdır. Ve bu buna benzer bir sürü malzemenin olduğu bahçenizde yetişmektedir. Çoğu bitkide ve bazı su yosunlarında üçüncü bir olasılığınız daha var. Ancak bunların her ikisi de çok hücreli organizma. Çok hücreli bir diploid aşaması ve yine çok hücreli bir haploid aşaması ve döngü sürer gider. Ana düşünce bunun bir başlangıç olduğu değildir. Fakat yaşamın bir döngü olduğudur. Lise ders kitaplarınızda ne yazıyordu bilmiyorum ancak bu ders kitaplarında korkarak baktığım şeydir. Ders kitaplarını okuyan meslektaşlarım da hep dehşete düşmüşlerdir. Bu yüzden bir üniversite, standart bir üniversite ders kitabından daha aşağılara bakmadım. Yine diyorum ki üremenin tek yöntemi bu değildir. Tabii ki birçok eşeğsiz üreme yolları vardır. Ne tür şeyler? Bunun hiçbiri olmadan eşeğsiz olarak çoğalır. Bakteri, maya, ekmeğinizi kabartan maya, biranızı yapan maya, şarabınızı mayalayan maya ve ayak parmaklarınızın arasındaki mantarda mayadır. Ne tarafından çoğalırlar? Çoğalma yöntemleri nedir? Tomurcuklanma, filizleniyorlar. Mitoz. Başka sabahları yediğiniz bahçenizde yetiştirdiğiniz şey nedir? Çilekler. Çilekler nasıl çoğalıyor? Aman tanrım sizler doğadan bir habersiniz. Çilekler hiçbirinizin bahçesinde veya terasında çilek yok mu? Biliyor musunuz? Kimin bir bahçesi var? Onların nasıl yetiştiğini bilmiyorum. Ne? Benim var ancak nasıl yetiştiklerini bilmiyorum. O çilekleri bilmiyor. Onların kök sapları vardır. Rizom denen sapları vardır. Bunlara kök sap denir ve bir bitkiniz vardır. O yeterli büyüklüğe geldiğinde ve yeterli enerjisi olduğunda kökü oluşturacak bir sap verirler. Ve o da bir çilek üretir. Sonuçta bu kök sap kesilsin kesilmesin önemli değildir. Pek çok şey kök saplardan çoğalır ki bu da bir diğer eşeğsiz çoğalma şeklidir. Yine sizin bahçeniz olmadığı için yani dikenler. Kuzeydoğu'daki felaket. Dikenler nasıl yetişir? Kök saplar. Bunlar bahçenizin ele geçirilme nedenidir. Eğer makasınız yoksa ve çok yayılmışlarsa bahçeniz dikenler tarafından ele geçirilir. Eğrelti otu bunun için daha bir teknik terimdir. Çoğalan birçok şey vardır. Çimler, Pek çok çimen bu şekilde çoğalır. Kendiliğinden üreme, kendiliğinden üreyen kimse tanıyor musunuz? Balıklar vesaire böyledir. Balıklar, solucanlar, tüm bu tür şeyler eşeğsiz olarak ürerler. Yaşamın anne karnında başlaması, yaşamın herhangi bir başlangıç noktasına sahip olması fikri gerçekten de ders kitaplarındaki gibi değil. Bu fikir yaşamın bir döngü olduğunu, tekrar ettiğini, organizmaların bu döngünün farklı şekillerini kullandığını ve pek çok organizmanın bunların hiçbir türü olmadan eşeğsiz olarak çoğaldıklarını söylüyor. başlangıç seviyesindeki bir ders kitabından ileri seviyedeki bir ders kitabına geçtiğinizde bu biraz daha ilginçleşir. Birkaç yıl önce ileri seviyenin eski bir baskısını almıştım. Adı Biyoloji 241, üreme biyolojisiydi. Zannedersem hiçbiriniz bunu okumadınız. Şimdi bu gerçekten ilginçleşiyor. Bu büyük annenizdeki veya büyük babanızdaki fark etmez başlangıç aşamasındaki bir cenindir. Şuradaki küçücük noktaları görebiliyor musunuz? Belki ışıkları kapatırsak daha iyi görebilirsiniz. Neyse sorun değil. İnanın bana bu çizginin gösterdiği küçük küçük noktalar var. Bu sizin büyük annenizin rahminin içi. Bu anneniz ya da babanız. Sadece annenizin ya da babanızın orada oturduğunu anımsayın. Ve dışarıda anneniz ve babanız sadece yemeğe gelince düşündüğünüz yumurta kesesinde. Burada bir epitel duvar vardır. Epitelyum. saran bir deri gibi bir takım düz hücreden oluşur. Çoğunlukla organlar bir epitelyumla çevrelenmiştir. Epitelyumdaki hücrelerin bazıları bir deri hücresinden farklı bir şekilde farklılaşmaya başlarlar ve fırlayıp burada toplanırlar. Daha sonra gelişme devam ederken büyük annenizin içindeki büyük babanızın değil anneniz ve babanız bu hücreleri embriyoya doğru bir tüpün arasından yavaş yavaş ilerler ve gider oraya otururlar. Burada yumurtalığınızın geri kalanında olacak olan hücrelere yerleşmek için gelirler. Üreme hücreleriniz başlar ki bu gelişme biyologlar ile bi üreme biyologlarının tartıştığı şeydir. Bu yaşamın başlangıcı düşüncesindedir. Büyük annenizin içindeki annenizin veya babanızın embriyosundadır. Ve ilerisinde de daha pek çok olay gerçekleşir. Kitabın tamamı bu olayları anlatır. Bu olaylar nelerdir? Çoğu ki bunu sayfa 7'de bulabilirsiniz. Başlangıçtır. Başlangıçta olan şeydir. Biz ne zaman üremeye geçeriz? İşte bir sonraki cinsel birleşme ve üreme. Bu da sayfa 201'de. Yani bu iki olay arasında yer alan olaylar için 200 sayfa. Üreme birinci ya da ikinci değildir. Ancak üçüncü olaydır. Ünite 1'de bile yer alır. Amacı diploidin oluşmasıdır. Yani haploid diploid döngüsüne geldik. Anlatmama izin verin. Üreme esas olay değildir. Üremenin yanında döngüdeki eşit bir adım olarak eşeysiz üreme hareketini içerir. Eşeysiz üreme ile kendiliğinden üreme arasındaki fark eşeysiz üreme kromozomların ikiye bölünmesi ve iki katına çıkması ile ilgili değildir. Kendiliğinden üremede ise siz gerçekte haploid hücreleriyle, haploid organizmalarıyla başlarsınız. Sonra da başka bir yerden genlere getirmeksizin kromozomları iki katına çıkaran bir yöntem olur. Hücrenin yaptığı şey mitozdur. Bu hücrelerin iki katına çıktığı ancak sonrasında bölündükleri yerde gerçekleşen normal bir durumdur. Bu kromozomların iki katına çıktığı bir durumdur. Ancak bölünme olmaz. Bu yüzden siz haploid aşamasından diploid aşamasına geçersiniz. Şimdi de kendiliğinden bölünmedeyiz. Açıkçası bunu okuyana kadar ben de bilmiyordum. O tanıtır sperm üremede olgunlaşmamış dişi gametteki pek çok önemli değişikliği teşvik eder. Ancak bu onların çoğu için önemli değildir. Dişi bir gamet elektrik şoku gibi bir sürü tuhaf uyarıcı ile kendiliğinden harekete geçebilir. Çeşitli enzimlere veya alkole karşı korumasızdır. Siz çocuklar büyük bir göreve sahip olduğunuzu düşünün. Sadece elektrikli şok cihazlarınızı getirin ve göreceksiniz ki o da hemen aynısını yapacaktır. Onlar sperm her ne yapıyorsa aynısını taklit ederler ilginç olan şey embriyodur. Yani bir insan, bu da bir insan üreme biyolojisinin ders kitabıdır. O ayrılmaya, implantasyona, kalp atışı safhasına, geçişe, segmentlerin her birinin ve ön uzuvların gelişim aşamalarına dayanabilir. Ömür boyu hapse mahkum olan kişilere tanınan pek çok haklar gibi bu aşama size bunun bir insan olduğunu gösterir. Aslında ne şekilde olursa olsun herhangi bir müdahale olmaksızın gerçekleşebilir. Sonuçta bir insanın içinde eşeysiz hayvanlar ve diğer organizmalar vardır. Ancak bir insanın içinde embriyo, fetüs sonuçta ölür. Fakat aslında o plasentadaki bir kusurdur. Fetüsün kendisindeki değil. Bu oldukça büyülecidir. Yine tekrar ediyorum. Biyolojinin yaşamla ilgili söylediklerini bir an olsun unutun. Biyoloji bunun bir başlangıcı olduğunu söylemiyor ve başlangıç döllenmedir de demiyor. Kendi kendime bu düşünce zincirini başlatarak bir başlangıç yaptık üst seviyeye çıktık ve şimdi de araştırmalara geçelim. Şimdi bunların altını çizdim. İşte buradaki araştırma literatürü. Bu Science dergisi tüm bilim adamlarının okuduklarından birisi. Bunda en son en mükemmel malzemeler mevcut. Onda bir yayınınız olsun istersiniz falan filan işte. 2007'den beri çıkmakta ve konusu da yumurta ve spermin oluşturduğu genetik mirastır. İlk aşamada embriyo hücreleri beden olmak ya da genetik miras olmak arasında bir karara varır. Size büyük annenizin içindeki yumurta kesesini gösterdiğimde gövde ve vücudun yumurta kesesinde kalan ve yumurta kesesi astarını oluşturan hücreler olduğunu söylemiştim. Ve bunlar kanımca yumurtayı hazmeden enzimleri üretirler. Dışarı göç eden şunlar mikrop hattını oluşturur. Evrim genetik mirasın çok defa bölünmesini istemez. Çünkü her bölünme bir mutasyon ihtimali getirir. Siz kromozomlarınızı her kopyalamak zorunda olduğunuz durumlarda sıkıntıya girersiniz. Çok çok başlarda aslında büyük annenizin içinde genetik miras ayrılır ve onlarca yıl askıda tutulur. Şimdi yine diyorum ki önemli olan genetik mirasın sürekliliğidir. Bu nesillerin devamı için gereklidir. Bu her çeşit malzeme demektir ve yine buradadır. Her çeşit olay burada gerçekleşir bu özel üniteye ki bu sadece bu baskı için özel bir ünitedir. Giriş bölümünde geçen üreme bahsi sadece ilerideki paragrafların birinde geçecektir. Şimdi benim size göstermek istediğim ve dikkatinizi çekmek istediğim bilimsel konuşmaların tüm seviyelerinde yer alan bu tamamen doğru şeyleri sunmaktan kendim oldukça memnundum. Yaşam anne karnında başlamaz. Sonra bundan birazcık geri adım attım ve ne dikkatimi çekti? Oradaki işaret ne? işaret üreme döllenen bir yumurta. Dedim ki aman tanrım bu söylemeye çalıştığım her şeyi yalanlıyor. Çünkü bu bir çeşit tüm bu gelişmedeki en önemli şeyin döllenme olduğu anlamını çıkarmaktır. İlk şoku attıktan sonra ona bakıp diyorum ki bu bir aldatmaca. Üreme buna benzemez ve biyoloji dersi almış ve bu resimleri görmüş herhangi bir kimse bilir ki ilk başta çok sayıda sperm vardır. Bu şekilde oturan tek bir sperm yoktur. Onlardan çok çok fazla sayı da vardır. Döllenmemiş yumurtayı yeşil ve spermi de kırmızı olarak bir araya getirsek çok hoş bir aldatmaca olurdu. Ve dediğim gibi bu sahte bir resim. Bilim dünyasında bu tür sahtecilikler yapmamalısınız. Çünkü o da nerede ulaşır sizi bulur. Bilim adamları bunu yapmadılar. Ancak bu dergiler bunu yaptı. Bu kitlelere üretilen bir şey. Science tüm dünyada milyonlarca satıyor. Bu yüzden onların bir sanat bölümü var. Bilemiyorum şunu görebiliyorsanız eğer. Fakat bu resim Getty Images tarafından yapılıyor. Getty büyük Getty Images görselleri. Kolektif şirketinden birisi limited şirket değiller, kolektifler. Bu bilim yazarları tarafından konulmadı. Makalede bahsedilmedi. Yani onu ciddi almak zorunda değilsiniz. Ve aslında bu tür bir malzemeyi elde etmeye çalıştığınızda sadece iki sayfa ileriye baktım. İşte burada büyütülmüş hali. Bunu daha iyi görebilirsiniz. Çekilmiş tam hali ve buradaki düzlüğü görebilirsiniz. Burada bu küçük şey arkaya giderseniz size buradaki düzlüğü gösteriyorlar ve buradaki küçük şeyi onlar size tam gösterdiler istemeyerek. Onlar bundan hiç bahsetmezler. Onlar size tam gösterdiler istemeyerek. Onlar bundan hiç bahsetmezler. Onlar size bunu nereden uydurduklarını gösterirler. Onların yaptıkları şey bu görseli almak ve sonra da bir yerlerden kırmızı bir sperm görseli almak. Onun üstüne koymak ve onları şuraya yerleştirmekti. Evet. Onun küçük yerleştirilmesiyle ilgili bir şey söyleyecektim ama söyleyemeyeceğim tahmin edebilirsiniz. Bu son küçük kısmın hikayesi ahlaki yönü nedir? Saygın bilimsel dergiler bile bilim adına düşünmediklerinde günlük dile geçeceklerdir ve onların içinde yaşadığı toplumdur. Çoğalmayla ilgili önemli olan şey döllenmedir. Bu yaygın olan bir şeydir. Bilimsel bir şey değil ancak bilim adamları ve bilimsel dergiler bile bunu beceremeyebilirler. Yaşamın ne zaman başladığı ile ilgili bu tartışmanın tam ifadesi üreme ile ilgili hiçbir bilimsel anlayış olmadığında yüzyıllar öncesinden gelen kültürel bir aktarımdır. Düşünmek zorundasınız. Yaşam ne zaman başlar? Şu anda konu olduğunu bildiğimiz yaşamdan yaşama aktarılan bir döngü olarak ona alternatif nedir? Hmm. O canlı olmayan bir şeyden gelmek zorunda. Yaşamın canlı olmayan bir şeyden geldiğini düşünürseniz, öyleyse bu soru çok doğal olarak oluşur. Sonra siz yaşam ne zaman başlar dersiniz. Yaşamın yaşam olmayan bir şeyden geldiğine inandığınızda buna ne isim verilir? Haydi bunu siz lisede görmüştünüz. Bu bir ölüdür. Kendiliğinden oluşan şey. Doğru. Kendiliğinden oluşan nesil. Onlar ne zaman hatırlıyor musunuz? Bunun bir olay olmadığını gösterildiği zamanı. Pastör. Pastör sonundaki adımdı. Ondaki son adımdı. O aslında daha önce geliyor. İlk kişi Francesco Redi'ydi. Önce söylememe izin verin. Spontan neslin varlığına insanları düşündürten gözlemler nelerdir? Bir tırtıl ve bir güve ele alın. Bir tırtılınız var ve o bir çeşit organizma etrafta sürünür. Kendini bir kozanın içine koyar ve rastgele bir zamanda çok başlarda ve çok sonlarda değil ama ortalarda bir zamanda kozayı açarsanız gördüğünüz şey yapışkan madde. Tırtıl sadece bir türlü zarar görmüştür. Sadece yapışkan maddeye maruz kalmıştır. Bu bir süre sonra yeniden bakarsanız ve bu güzeller, güzeli kelebek hop dışarı çıkar. Bu tırtıla hiç benzemiyor. Bunu yorumlamanın tek mantıklı şekli gerçekten tırtılın öldü, kendini küçük bir tabuta koyduğu, çürüdüğü ve dağıldığıdır. Ancak bu çok besleyicidir ve bu besinin dışında her nasılsa bir şey kelebeğe geldi. Spontan nesil bu ve bu, bu konuda inanılan şeydi. Çürümüş eti alırsınız, kurtların üstünde uçuşan sineği, kurtları nereden bulursunuz? Çürük et, çürük yiyecekler. Yani siz de bir de ne yapıyorsunuz? Etrafta dolaşıyorsunuz, yolda bir ölü veya bir şeyler buluyorsunuz. Onların gerçekten geri giden arabaları yoktu sonra ama bu 1600-1700'lerin sonlarında o zamanlarda değişiyor. Onlar ölü bir hayvan alıyorlar ve kurtlanıyor. Bu ne şimdi? Etrafta bulduğunuz ölü eti alıp bir kavanoza koyup ağzını kapatabilirsiniz. Eğer onu çok da tazeyken öldürmediyseniz hemen kurtlanacaktır. Ve siz hiçbir kurdun dışarı çıkmasına izin vermediniz. Balıklar nereden gelirler? Sığ sulardan, balık tutan pek çok kişi onların çoğunlukla sığ sulardan geldiklerini bilir ve onlar sazlıklarda büyürler. Yani balıklar sazlıklardan gelirler. Bu çağdan bir eser okuyorsanız ki bende yok. Öyleyse bu konuda az da olsa bir hayal gücüne sahipsiniz. Fakat size sulu nefis yiyecekleri anlatan ve yapan pek çok kitap vardır. Kirli bir gömleği etrafa bırakarak ve ağzı kapalı bir kavanoza birkaç buğday tanesi bırakıp 21 gün bekleterek fare yaratılacağının mümkün olduğuna inanılır. Bu bilimsellik bize kirli bir gömlekten yapıldığında farenin oluşma süresinin 21 gün olduğunu söyler. Bence bazılarınız muhtemelen bu tecrübeyi mezuniyetten önce zaten yaşamıştır. Küçük bir örnekte göreceğimiz gibi insan hayatının ölü olan ve bir çeşit pıhtılaşma olayı olan adet dönemi kanından geldiği farz edilir. Bunun neden bahsettiğini size göstereceğim. Bir böcekten bir insana kadar her şeyde spontan nesil yüzlerce yıldır gözleyebildiğiniz şeyin en açık yorumuydu ta ki deney teknikleri yönetimi ele alana ve insanlar bunun doğru olmadığını göstermeye başlayana kadar. Bundaki ilk gerçek kırılma 1668 yılı civarında kelebekler üzerinde çalışan ve bunu da çok itina yapan Francesco Redi'ydi. Onlar daha önceleri neşter kullanmamışlardı ve bu yüzden eğer siz kozayı çok keskin olmayan bir bıçakla ayırırsanız daha çok lapanız, bütün aşamalarda lapanız olur. O bir neşter kullandı, onu kesip ayırdı ve görebileceğiniz şey başlarda tırtılın içinde kelebeğin oluşum ilkelerini görebileceğinizdir. Ve böylece tırtılın içindeki gelişimi izleyebilirsiniz. O bu konuda bilim otoritelerine konuşmaya başladığında dünyayı şaşırtmıştı. Kelebek çürüyen tırtıldan değil hücrelerden geliyordu. Onlar öncesinde hücre fikrine sahip değillerdi fakat tırtılın kendi vücudundan geldiğine inanıyorlardı. Daha sonra Spalanzani liseye gittiği dönemlerde Spalanzani kahramandı. Reddy'nin yerine neden oydu bilemiyorum ve o bir sonraki adımı başardı ve bu bir sonraki yüzyıldaydı. 1750'lerde çalıştım. Sonunda Louis Pasteur bunun aynı zamanda mikroorganizmalar içinde doğru olduğunu gösterdi. Bu Pasteur'ün tabuta çaktığı son çivi oldu. Sadece hayvanlar, bitkiler, hayvan sınıfına giren böcekler değil, aynı zamanda mikroorganizmalar içinde 1800'lerin sonları canlı her şey için spontan nesil fikrinin kaybolduğu yıllardı. Çok daha erken temelleri atılmış, ancak kanıtlanmamış olan aşama Omnia ex idi her şey bir yumurtadan gelir. Bu nesil için bir çeşit döngünün her zaman var olmasıdır. Yaşama bir döngü olduğu için spontan neslin olmadığını 250 yıldır bilmekteyiz. Ve döngü içerisinde siz bir başlangıca işaret edemezsiniz. Yani bu çok zordur. O bir şeyin işaretidir. Her nasılsa kültürün bu döngüye karışmadığı kültürel fikirlerin devamı söz konusudur. Şimdi eğitimle daha fazla insan bu konuyu detaylarıyla tartıştıklarında bunun bir döngü olduğunu anlıyorlar. Ancak üremenin son genetik, fetüsün son genetik yapısını oluşturduğu fikrine varıyorlar. Ve böylece yasal olarak buna başlangıç noktası olarak işaret edebilir böyle diyebiliriz. Tabii ki bu doğru değil. Çünkü en ince detayını biliyoruz. İstemiyorum. Bu bir üreme biyolojisi dersi değil. Ancak bir yerlerde ben aslında zaman geldiğinde ben bununla ilgili olarak daha sonra konuşacağım. Bu neden yavaş çalışıyor bilmiyorum. Döllenme esnasında yumurtanın çekirdeği hala diploittir. Döllenmeden hemen sonra ve az biraz sonra olur. Dişi çekirdek son bölünmesine girer ve hangi kromozomların embriyoya dahil olacağı hangilerinin dahil olmayacağı tesadüftür. Eğer siz üremeye yine sperm girişi olarak tanımlarsanız, son genetik yapının oluşmasında son adımlardan birisi, adımın bir bölümü döllenmeden sonra gerçekleşir. Ve sonra olsa bile dişinin 2x'i vardır. Fakat her bir hücrede tek bir tane x aktif olacaktır. Yine bir sonraki aşamada ki bu çok hücreli bölünme zaten olmuştur. Her bir hücrede X'lerden birisinin aktifliği biter. Temel olarak buruşur ve atılır gider. Son genetik yapı üremeden sonraki iyi bir zaman dilimine kadar oluşmaz. Biz bunu kaliko kedilerinde görebiliyoruz. Kaliko kedilerinin böyle büyükçe siyah ve turuncu lekeleri olur. Bizim saçımızda bundan yoktur. Saçımız aklar düşene kadar genelde tek renk olur. Ancak kaliko kedilerinde görüyorsunuz. Gelişim belli bir noktadadır ve siz lekeleri sayabilirsiniz. Yani bu kaç hücreden geliyor anlayabilirsiniz. Bir hücrede iki takım gen olacaktır. Birisi melanin yapmak için melanin genini alacak ve onu siyah yapacaktır. Birisi bunu kaçıracak ve turuncu leke yapacaktır. Bu hücrede turuncu için gen kapanır ve böylece siyah bir lekeniz olur. Turuncuya sahip olan kromozom tüm kromozom kapatılır ve sizin siyah bir lekeniz olur ve bunda melanin için gen kapandı ve sizin turuncu bir lekeniz oldu. Lekelerin sayısı bu gelişme hangi hücrede gerçekleştiğini size söyler. Çünkü bu lekelerin her biri olgunlaşmış bir embriyodaki tek bir hücrenin torunlarıdır. Döllenmeden sonra gerçekleşen genetik şeylerin sayısı oldukça önemli miktardadır. Gelişme hakkında eğitimli insanların inandıkları orta dereceli sofistike şeyler ve bunun ne zaman başladığıyla ilgili bilgiler tamamen yanlıştır. Yaşamın ne zaman başladığı sorusuna verilecek tek bilimsel yanıt. Peki ne söyleyebilirsiniz? 4 milyar yıl önce deniz kenarında veya onun gibi bir yerde biraz balçığın içinde... İlk hücre oluştuğunda yaşam başladı ve o zamandan beri hücreler bölünmeyle çoğalıyor. Bir anlamda vücudunuzdaki her hücre bir önceki hücrenin bölünmesi sonucu olduğu için bir anlamda sizin vücudunuz 4 milyar yıldır canlı demek oluyor. Geçmişte bundan hiçbir şey hiçbir zaman yok olmamıştır. Eğer ben bunu mevzu bahis edersem gelişmeyle ilgili gerçekten çok daha ilginç şeyler olur. Oradaki gelişme çok çok şüpheli bir iştir. Yani bu üreme hücreleridir. Bu bir dişidedir ancak dişi hakkında söylediğim her şey bir erkekte gerçekleşmektedir. Anne karnından bu yana olan şey araştırmacıların sayabildiği üreme hücrelerinin sayısıdır ve onlar 7 milyon üreme hücresine kadar çıktılar. Yine doğumdan önce onlar ölmeye başlarlar. Örneğin bir kadında sınıfın çoğunluğu bayan, siz bu potansiyel yumurta sayısıyla doyuyorsunuz. Özgünüm bu kadar çok yumurta ürettiniz sonra onların çoğu ölüp gidiyor. Ve gebelik devam ederken onların çoğu doğumda ölüyor. Sonra da onlar ölmeye devam ediyor. Ve siz seksüel olgunluğa erişene kadar çok çok azı geriye kalıyor. Biz bunun sizin sahip olacağınız tüm yumurtalar olduğuna ve spermlere de tamamen aynı olmayan benzer şeyler olduğuna inanırdık. Ve belki de hala da inanıyoruz. Sonra son zamanlarda yapılan bir araştırma temelde bu yumurta hücrelerini üreten hücre çeşidi olan ve etrafta dolanıp duran bir takım kök hücrelerin var olduğunu gösteriyor. Öyleyse demek ki sizin yapabildiğiniz bu dönemin arkasından dişiler daha çok yumurta yapabiliyor. Yapay üreme için yapay üreme klinikleri şimdi bu gerçekten oldukça taze bir araştırma alanı. Bu kök hücreleri bulabilir miyiz? Kısır olan kadınlara sonradan yumurta hücreleri yaptırabilir miyiz? Bu potansiyelde bir dizi gerçek düşüş demektir. Siz 7 milyon potansiyel yumurta ile başlarsınız ama yaşamanız boyunca 400 kadar yumurta oluşturacaksınız. Bu yumurtlamanın neye benzediğidir? Bu bir yumurtalık uygun bir şey ve bu da yumurta. Dışarı çıkıyor ve bu delikanlı. Ki tahminimce bu doktor yumurtayı çıkarmaya çalışıyor. Çünkü o ya deney amaçlı ya da tüp bebek yöntemi için birisine yumurtayı çıkarıyor. Bu tüp bebek prosedürü içinde onlar yumurtayı alıp enjekte edebiliyorlar. Dışarı ortamda üretiyor, dişiye tekrar geri enjekte ediyorlar ve tüm bu harika şeylerin hepsi gerçekleşebiliyor. Burada Döllenmeden sonra bu ayıklama işlemi çok yoğun bir şekilde devam eder. Pek çok genetik ölüm var. Şimdi siz üreme olayınıza sahipsiniz. Genetik yapıyı oluşturmanın ilk hareketleri gerçekleşti. Ve onlar çoğunlukla çalışmazlar. O bunu üremeden sonra dışarı atar. Sonraki birkaç hafta içinde konseptüslerin %80 kadarı ölür. Bu oldukça dikkat çekici bir olaydır. Buna hamilelik israfı deniyor. Ve insanlarda bundan diğer hayvanlardan daha fazlası var ve biz bunun sebebini anlamıyoruz. Bütün memeliler bu aynı gelişmeye sahiptir. Ancak bu insanlarda oldukça uç bir nokta ve hiçbir şey yok. Fakat bunun ne olduğuna dair teoriler var. Bu genelde genetik bir ölüm. Bu yüzden ben size bir diploid hücresiyle başladığınızı yumurta kesesinden dışarı ilerleyen üreme hücresini ve bunun her bir kromozomun iki kopyasına sahip olduğunu anlattım. Açılmış kromozom korkunç bir şeydir ve o kendi kendini sarıp sarmalamak zorundadır. Çift olmak zorundadır. Onlar 26 çiftin hepsi çift olmak ve daha sonra onlar güzelce bölünmek zorundadır. Neyse bu genelde işlemeyen çok karmaşık bir işlem. Sonunda geldiğiniz şey her bir şekle giren bir kopya yerine bu diyelim ki yumurtada iki kopyaya sahipsiniz ya da bu sperme sahipsiniz. Diğerinde hiçbir kopyanız yok. Olaylar devam ederken eğer bu noktada iki kopyanız varsa ve bir sperm tarafından döllenildiyse sizin üç kopyanız oluyor ve bu hemen her kromozom için öldürücü oluyor. Eğer hiçbir kopyanız yoksa ve bir sperm tarafından döllenilmediyse bir kopyanız oluyor ve bu da hemen her kromozom için ölümcül oluyor. Ölümcüllüğün olmadığı tek kromozom sanırım 23'tü Down sendromu kromozomu. Bunun 3 kopyasıyla birlikte hayatta kalabilirsiniz. Ve bu Down sendromudur. Down sendromu sıklığını bilirsiniz. Neredeyse binde bir. Her bir triplo için ki buna triplo deniyor. Çünkü bu kromozomun 3 kopyasına sahipsiniz. Bir anlamsızlık vardır. Hiçbir kopyanız yoktur. Spermden sadece bir tane alırsınız. Bu soruna sahip olan eğer spermse birini yumurtadan alırsınız. Bu ölür ve her diğer kromozom da ölür. Biraz yaşama şansının olduğu yerde ise bir diğer kromozom vardır. Down sendromu sıklığını alın. Bu anlamsızlıktaki kromozom için onu 2 ile çarpın. Sonra 46 kromozoma kadar ki burada 23 kromozom çift kromozom vardır. 3 ile çarpın. Şimdi sizin elinizde bu gelişmeden doğan kromozom ayrılmaması anlamına gelen ve döllenmiş dişi yumurta hücresinin ölüm oranı olarak karşımıza çıkan bir rakam var. Öyleyse hiç içine girmeyeceğim çok sayıda diğer genetik sorunlar da vardır. Deneysel olarak gözlemlenilmiş, tecrübeyle kanıtlanmış olan şey gerçekte rakamın %78 olduğudur. Ben %80 diyorum ancak eğer makaleyi okursanız konseptüsün %78'inin genetik ölümden çok daha hızlı bir şekilde öldüğünü görürsünüz. Anne hamile olduğunu bile bilmiyordur. Çünkü ilk iki haftada henüz bir şey bilemez. Adeti azıcık gecikebilir. Belki de hiç gecikmeyebilir de. Gerçekten ilginç yasal ve dini komplikasyonları görüyorsunuz. Öyleyse burada bana daha sonra sorabileceğiniz eğer bilmek isterseniz biraz da teoloji ortaya çıkıyor. Ancak standart Hristiyanlar dirilişin vücut içerisinde olduğuna inanmak zorundalar. İçinde olduğunuz tamamen aynı duruma geri dönersiniz. Eğer yüzde 80'i buna inanıyorsanız, buna yaşamın anne karnında başladığını, bunun döllenmiş yumurta anlamına geldiğini ekliyorsanız, yani embriyoların yüzde 80'i, cennette dirilmiş bedenlerin yüzde 80'i bir deney tüpünde olacak demektir. Onlar sadece birkaç hücre büyüklüğündedir. Yani o çok ciddi anlamda dini karışıklıkların içine girmiştir. O yasal karışıklıkların içine de girer. Cümlenin ne olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum. Bir kadın yol kenarına çekildi. Yani bu cümle o bir otoyolda ve emniyet şeridindeydi. Orada arabanın içinde en az iki kişi olmak zorundasınız. O polis tarafından kenara çekildi. Çünkü arabada sadece o vardı. Polis ona bir ceza yazmaya başladı. Kadın, hayır hayır ben hamileyim. Yani bu arabada ikimiz varız. Ve bu ciddi bir mahkemelik durum haline geldi. Eğer birisi yasal olarak bir embriyo ya da fetüsün anne karnına düştüğü andan itibaren bir kişi olduğuna karar veriyorsa... Kadının bebek taşımadığı ve araba sürdüğü her seferde polisler yanlarında hamilelik testi taşımak ve bunu test etmek zorunda kalacaklardır. Şimdi sonuç aslında sonuç değil ama bu konuda bir diğer nokta. Hamile kalmanın yuvarlak olarak ne kadar sürdüğünü bilen var mı? 5 ay. 5 ay. Bu benim size söylediğim herhangi bir şeyle birleşiyor mu? Eğer konseptüslerin %80'i ölüyorsa bu 5'te 4'ünün çıkması demektir. Eğer hamilelik 5 ayda oluyorsa diğer 4 ayda ne oluyor. Öyleyse bu 4 ay sizin ortalama hamile olmadığınız süre demektir. Bu kanıtlanmasa da rakamlar ortaya koyuyor ki gerçekten başka mantıklı bir açıklama olamaz. Bir kadın korunmadan düzenli seks yaptığında hamile kalmaya çalışsın, çalışmasın her ay hamile kalır. Fakat 5 ayın 4'ünde fetüs konseptüs erkenden ölür. Fetüs erkenden ölür ve kadın bunun hakkında bilmesi gerekenleri bilebilmez. Sonra ortalama olarak 5. ayda bir fetüs dışarı atılır. Yine yasal anlamda ve dini anlamda eğer birisi yaşamın anne karnında başladığına inanıyorsa ve bir kadın seks yapıyorsa bu her ay bir insanoğlunun öldüğü anlamına gelir. Ortada bir ölüm sertifikası olmalıdır. Adli soruşturmanın da olması gerekebilir. Fetüs neden öldü? Anne alkol aldı mı? Ya da fetüsün ölmesine sebep olan bir şey yaptı mı? Bu tam insanoğlunun ölümünden o mu sorumlu? Dinen elinizde bir ceset var olurdu. Bir anıt kütle. Ölümle alakalı her dini şeyi yapmak zorunda olurdunuz. Genel olarak kabul görmeyen bu gerçek konseptüsün %80'inin genetik olarak ölmesi gerçeği. Yaşamın anne karnında başlaması fikriyle kuşkulu bir şekilde birleşir. Üremenin tesadüflüğü hakkında konuşacağız. Gördük ki başlanılan tüm bu yumurtaların içinden siz doğmadan önce pek çoğu ölüyor. Ve sonra üreme aşamasına gelenlerden bile çoğu üreyemiyor. Çünkü pek çok insan her zaman seks yapmıyor. Siz 400'e sahip değilsiniz. Yani yumurtladığınızda 400 yumurtanız yok. Ve seks yaşamınız nasıl olursa olsun bunlardan çok küçük bir oranı üreyecek. Yani ortada büyük bir ölüm olayı var. Döllenenlerden %80'i ölür ve tabii ki siz bu dersten sonra artık farkındasınızdır tıbbın en modern zamanlarına kadar doğan çocuklar içinde üçte bir gibi bir oranda çocuk veya bebek ölüyordu. Bu yüzden bu çok çok tesadüfi bir prosedürdür ve tüm aşamalarda eleme olayı gerçekleşir. Tamam, şimdi sizi olayın başına yaşamın bir döngü olduğu fikrine götürüyorum. Ve bu elbette bu olaya bakmak için tek bilimsel yoldur. Döngü ne zaman başlar? Siz bile böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bazen döngüye keyfi bir başlangıç koymak gereklidir. En yaygın döngülerden birisi mevsimlerdir. Senedir. Sene bir döngüdür. Isınır ve sonra soğur. Farklı kültürler yıla başlamak için farklı zaman seçerler. Bizim kültürümüzde Ocak ayının biridir. Peki neden Ocak bir? Güneş'in en düşük noktası olan kış gün dönümüne yakındır. Daha sonra 22 Aralık'ta güneş yükselmeye başlar. Bir de takvimler çok iyi değildi ve işlerini çok da doğru yapmıyorlardı. Noel ve yılbaşlarının ve 22 Aralık ya da 21'nin aynı gün olması gerekir. Ancak takvimler bunu yapacak kadar iyi değildiler. Romalılar bunu 15 Mart'ta yaparlardı. O günlerde öldürülen Jül Sezar'ı hatırlarsınız. Onun hikayesini daha yeni okudum. Onlar takvimlerini pek çok kez değiştirdiler. Fakat dönemlerinin çoğunda o 15 Mart anlamına gelen Ayet Zof Març idi. Çinlilerin yılbaşı zamanı Şubat ayındadır. Onlar ay takvimi kullanırlar. Ve bu yüzden o çok az devreder. Yahudi yılbaşısı Eylül ayındadır. Ve çok az devretsin diye yine bir ay takvimidir. Her kültür yılın başlangıcını oluştururken onu nasıl istiyorsa öyle karar verirler. Bu gelenekseldir. Bilimsel bir durum değildir. Ve kültür her neye karar verirse odur. Benzer olarak yaşam ne zaman başlar? Fakat kültürler yaşam döngüsü için farklı başlangıç noktalarına karar vermişlerdir. Yaygın olanlardan bir tanesi yaşamın sadece bebek ölüm oranının en kötü olduğu dönemin arkasından başlamasıdır. Birisine bir birey olarak düşünmek istememenizin pek çok duygusal, ekonomik, yasal nedenleri vardır. Ta ki onlar siz bebeğin canlı kalacağından bir nebze emin olana kadar. Batı Afrika'nın Nijerya'da yaşayan Fulani halkı arasında bir bebek bir kişi olur ve doğumdan 7 gün sonra ona isim verilir. Çünkü bu en son gündür. Yine bebek ölümünün bugünü olarak Amerika'daki Navajo insanları çocuğu canlı olarak kabul etmezler ve doğumdan sonra bu bir çeşit hamilelik dönemi uzantısı gibi beşik tablosunda yerini korur. O yazılır, beşik tablosunda yerini alır ve anne hala bebeğine gebeymiş gibi düşünülür. Ve bu çok hoş bir şeydir. Çocuk ilk defa kahkaha atınca onun bir insanoğlu olduğu ve canlı olduğu düşünülür. Ve böylece çocuğun doğumunu belirlemek için büyük bir kutlama yapılır. Bazen ki siz bunu okuyorsunuzdur. Doğum ergenlik çağında gerçekleşir. Yeni Gine'nin bazı kabilelerinde bebek ergenliğe kadar kadınların yanında kalır. Erkek çocuklar bile kadın olarak düşünülür. Onlar sadece dişidir. Erkek ve kız çocukları arasında fark yoktur. Ergenlik çağında erkekler, erkek çocuğu çalar ve bir doğum kutlaması yaparlar. Bununla ilgili olarak Yeni Gine bölümünde okumuştunuz, hatırlayın. Bir annenin çünkü bu oldukça komünist devrimine kadar demek olan geleneksel Çin'de daha sonrasında değil, bir kadının iki çeşit yaşamı vardır. Okuduklarınızın birinden hatırlarsanız, bir kadına, bir kız çocuğuna isim bile verilmez. Bir numaralı kız, iki numaralı kız, üç numaralı kız bir isimleri bile yoktur. Bir çeşit sözde varlık durumundadırlar. Çin kültürünün bu bölümlerinde bir annenin kız çocuğunun değil ilk erkek çocuğunun doğumunda yaşamına yeniden başladığı düşünülür. Anne bu esnada yeni bir isim alır ve bir zamana kadar da bir soy ismi olur. Ancak oğlunun onun önceki yaşamından isminin ne olduğunu öğrenmesine asla izin verilmez. Niyet Amaç ne olursa olsun kadının yaşamının ilk oğlunun doğumunda başlar. Mısırlı kadınla ilgili makaleyi okudunuz. İsminin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Omgat peki anlamı? Kadın annesi. Yani yine bakın onun bir ismi oluyor. Bir anlamda ilk oğlunu doğurduğunda yeni bir hayata başlıyor. Kadın annesi. Farklı kültürlerin çok farklı olması fikri yaşamın ne zaman başlama olayının üzerine alıyor. O bir döngü, bir keyfiyet olduğu için kültürler bu döngünün başlangıcı için istedikleri herhangi bir noktayı seçmeden mükemmel bir hakka sahipler. Bir kültürün kendi içinde bile ben şimdi çoğunluğu tıp insanı olan arkadaşlarımın kültüründen bahsedeceğim. Arkadaşlarımın hepsi yaşamın ne zaman başladığı ile ilgili olarak çok güçlü fikirlere sahipler. Doğum uzmanları ve jinekologlara göre üremelerin büyük çoğunluğu fetüsle son bulmaz. Anne onun herhangi bir belirtisini göstermez. Anne bilmez. Vücudunda hiçbir değişiklik yoktur. Vücutla ilgili herhangi bir şeyi test ettiremezsiniz. Onlar ilk embriyonun rahim duvarına yerleştiği ve fetüsle anne arasında gidip gelen hormonal işaretlerin olduğu yerde implantasyon içine düşerler. İmplantasyon düşünürler. Tam bu noktada annenin vücudu değişmeye başlar ve bu yüzden onlar başlangıç noktası olduğunu düşünürler. Onlar hamilesiniz dediğinde üremeden bahsetmiyorlardır. Onların bahsettiği implantasyondur. Bu pek çok tartışmaya da neden olmaktadır. Bunu tanımladığınız yere bağlı olarak bazı doğum kontrol hapları ve bir takım cihazlar gibi şeylerin üremeden sonra işe yaraması gerekir. Ancak implantasyondan önce işe yaramaz. üremede yaşamın başlangıcı ile ilgili olarak konuşan birilerine soracak olursanız size bunun kürtaj olduğunu söylerler. Eğer implantasyonda yaşamın başlangıcı ile ilgili olarak konuşan birilerine soracak olursanız size bunun kürtaj olmadığını söylerler. İnsanlar bu şeyler hakkında ateşli tartışmalara girdiklerinde bu konu hemen hiçbir zaman can sıkıntısı yaratmaz. Onlar sadece başlangıç zamanları ile ilgili farklı tanımlar kullanırlar. Standart olan başka bir yanıt batı tarihinde çok önemli olan bir yanıttır. Bu hareket etme yeteneğidir. Geriye gittiğimizde Aristo'dan başlayarak ölüyle canlı arasındaki fark bir şeyin hareket gücüne sahip olup olmamasıydı. Ve buna da animasyon deniyordu. Kımıldadığınızda canlanıyorsunuz. Tıpkı bir çizgi film gibi. Bir çizgi film eğlenceli bir kitap veya onun gibi bir şeydeki sabit bir imajdır. Sonra siz onu canlandırırsınız ve bu da onların hareket ettikleri yerdir. Muhtemelen hızlı ve ölüyü duymuşsunuzdur. Ünlü bir kitaptan olan The Quick and the Dead'deki hareketliliği ifade eder. Hızlı ve çok yaygın bir ifadedir. Yani siz ya ölüsünüzdür ya da hareket etmek için güce sahipsinizdir. Aziz Thomas Aquinas toparladı. Bu konu aslında Aristodan gelmektedir ve biz bir dakikalığına, katolik dünyasına geri döneceğiz. Canlı olarak hareket etme yeteneği. Şimdi biz buna canlandırma diyoruz. Annenin fetüsün tekmelemeye başladığını hissettiği andır. Bu başka bir yoldur. Böylece siz sahip olabilirsiniz. Embriyo yerleştiğinde, embriyo hareket etmeye başladığında. Neonatoloji uzmanları fetüsü yaşama şansı ile çok ilgilidirler. Fetüs annenin dışında hayatta kalabilir mi? Onlar bunun bağımsız olmayla ilgili bir işaret olduğunu tartışırlar. Çünkü annenin dışında yaşayabilmektedir. Anlaşılıyor ki en hassas şey ciğerler görevini yaptığındadır bir fetüs ya da bebek akciğerler görevini yaptığı sürece annenin dışında yaşayabilir. Yani neonatologlara göre yaşam rahmin dışında devam edebilsin diye yeterli ciğer fonksiyonları olduğunda başlar. Şimdi de nörologlar. Ben bir nörobiyoloğum. Şimdi nörologlar en yakınlardır benim. Bilemiyorum benim kalbime ancak onlar bana yakındır yaşamın başlangıcının insanların yapabildiği bir takım zihinsel kapasiteyi kast ederek birinin insan olduğunda başladığı tanımını daima yaparlar. Bu bir motor tepki olabilir, hareket etme yeteneğiyle bağdaştırılabilir. Onlar motor tepkilere bakarlar. O beyin dalgaları olabilir. O bir şeyleri algılama yeteneği olabilir. Nörologların bir değişik bakış açısıyla ki bir dereceye kadar halk arasındaki bir tartışmada yer almıştı. O da fetüsün acıyı hissettiğinde başlamasıdır. Zaten bu yasal durumlar içinde yaşamın başladığı andır. Onlar bu şekilde algılar. Bu soru üzerinde bazı araştırmalar yapılmıştır. Çok da berbat olmamakla birlikte anlatması zordur. Deneysel olarak tespit ettiğiniz şey nedir? Eğer elektrik şoku verirseniz ya da onu yakarsanız ya da bunun gibi bir şey olduğunda yüzeyde acı Alıcılarının olduğunu biliyorsunuz. Biliyoruz acı alıcıları vardır. Bunları tespit edebiliyoruz. Bunları uyarabiliyoruz ve, ve kortekse çıkana kadar ki izlediği yolu biliyoruz. 7. ay ile birlikte 7. ayın başlangıcında bu sinir yolları yeteri kadar olgunlaşmıştır. En azından kortekse giden bir takım acılar olduğu hakkında bilgimiz vardır. Bu bilgiyle birlikte bu aşamada korteksin ne yaptığı konusunda hala bir bilgimiz yoktur. O her türlü tepkiyi almak için hazır olmayabilir. Yaşamın döngüsünün başlangıcının, döngünün başlamasını tanımlamanın tüm bu farklı şekilleriyle devam ediyor ve bu sizin kültürel ya da bilimsel ya da akademik tercihlerinizle bağlıdır. Her ne zaman ne isterseniz oluşturabilirsiniz. Bu isimlerin tamamı eşit derecede yasal ve eşit derecede yasa dışıdır. Hiçbiri bilimsel bir soru değildir. Bilim döngünün tüm aşamalarını size tanımlayacaktır. Ancak söylemeniz gereken döngünün nerede başladığıyla ilgili size hiçbir şey söylemeyecektir. Bu bir tavuk ve yumurta sorunudur. Gayet basit. Şimdi elinizde bilimsel olmayan bir soru var. Onunla da ilgili inanılmaz sayıda kültürel farklılık var. Bizimki gibi aynı kültürün insanları arasında bile konuyla ilgili inanılmaz sayıda farklılık var. Ancak hukuk cinayeti tanımlamak zorunda çünkü gidip bir araştırma görevlisini öldüremezsiniz. Çünkü onlar bana kötü bir not verdiler. Yani hukuk tanımlamak zorundadır bazı bu noktalardan birini kabul etmek zorundadır. Burada hukukun elinde çeşitli şeyler vardır. Hukukun istediği, onların sınırları belli olan şey diye isimlendirdikleri şeydir. Bu sınır geçtiğinizde onu herkes anlar. Fetüsün rahimdeki gelişimi sürekli olduğu için zamanla ilgili olarak söyleyebileceğiniz bir şey yoktur. Bu aşama bir önceki günden farklıdır. Hamilelik süresi boyunca hiçbir konu herkesin oldu ya da olmadı diye kabul ettiği sınırları belli olan şey olamaz. Onların bugün sınırları belli olan şey dedikleri doğumdur. Herkes birilerinin doğum yaptığı zamanı bilir. Size bir dakika içinde bunun çok daha özel olduğu Yahudi Rabinik kanunundan bahsedeceğim. Bu üstteki uzuvların yarısının dışarı çıkması, doğumun gerçekleşmesi ve fetüsün bir bebek olması demektir. Amerika'da şimdiye kadar pek çok mahkeme doğumun sınırları belli olan bir şey olduğu sonucuna takılıp kalmıştır. Herkes bu konuda hem fikirdir. Aynı zamanda bu canlanmayla ilgili makul miktarda dini fikir de vardır. Bu bir başkası en azından anne için saptanabilir bir olay. Şimdi dışarıdan bir insan bunu gerektiği gibi söyleyemez. Fakat anne bebek canlanana kadar bebeğin tekmelediğini hissedene kadar hamile olup olmadığını bilemez. O adet gününü kaçırabilir fakat hamilelik dışında adet gününü kaçırmak için oldukça az sebep vardır. İlk çıkan yasalardan bazıları ve devam eden kürtaj yasalarından bazıları sınırlarınızın belli olduğu canlanmayla ilgilidir. Ancak bu noktada anne bunu herkesten önce bilir. Sonuçta siz kulağınızı ya da elinizi hamile bir kadının karnına koyar tekmeleri hissedebilirsiniz. Fakat anne daha önceden bilir. Bu farklı hamileliklere bağlı olarak Oldukça uzun bir zamandır olduğu için tekmeler hissedilmeye başlamadan bir, bir buçuk ay önceden itibaren gerçekleştiğinden çok da iyi bir sınır çeşidi değildir. Tamam şimdi biz şu ana kadar yaşamın başlangıcı fikrinin bilimsel bir fikir olmadığı düşüncesine sahibiz. Kültürlere göre de oldukça değişken ve biz hala batıda yaşamın anne karnında başlaması fikrinin neden yaygın bir fikir olduğu sorusuna yanıt verememekteyiz. Yine diğer kültürler farklı fikir çeşitlerine sahip. Elbette kafalarda canlanan şey o İncil'le mi ilgili? Çünkü kültürümüzün çoğunluğu İncil'le ilgili fikirlerden kaynaklanıyor. Siz biliyorsunuz yaşam nedir? İncil yaşamın ne zaman başladığı ile ilgili olarak ne söyler? Bilen var mı? Hiç kimse. Amerika'da bu aşırı tutuculuğun tamamı var. Ve burada hiç kimse bilmiyor. İncil'de tanımlanan yaşam döngüsü nedir? Bu edebiyatta yaygın bir konu. Her temel edebi eser bunu bilmeli. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Siz kaçınız bunu duymuştur? Evet ya da bazen earth to earth diye çevrilir. Genesis 2.7 Tanrı insanı yerdeki topraktan yarattı ta ki tekrar toprağa dönene kadar. Bunun dışındaki şeyler için kandırılırsınız. Siz topraksınız ve toprağa döneceksiniz. Bu yaşamın döngüsüdür. Eğer döngünün bir başlangıcı var ise, Tanrı kaç yaşında Adem'i yarattı? Bunun açıklamasında makul bir şeyler var. Kendi suretinde Adem'i yaratıp Tanrı'nın sureti üretilmiş bir yumurta değildir. Doğru mu? Tanrı'nın suretinden her ne aldıysanız aşağı yukarı o bir yetişkindir. Tabii ki Adem meyveyi yememek için emirleri aldı ve sonrasında olanlar ve aniden Havva onun kaburga kemiğinden doğdu. Kesinlikle iki yüceli bir döngü değil. Yine eski ahitte yaşamın anne karnında başladığı ile ilgili İncil'den bir fikir olarak nasıl olursa olsun herhangi bir destek yoktur. Yeni ahit de yoktur. Mesele hiç konu edilmez. Yaşamın ne zaman başladığı ile ilgili hiçbir ifade yoktur. Bu konuya çok uzak olan bazı cümleleri bir dakika içinde sizlere getireceğim çok ilginç. İki büyük Katolik ve ayrıca Hristiyan olan çünkü Hristiyanlar çoğu din adamının atasıdır. Aziz Agustin ve Aziz Thomas Aquinas. Aziz Agustin ilk olarak 300 civarlarında gelmiştir. İtiraflarında bu soruyla ilgilenmiştir ve der ki: Tanrım söyle bana, bebekliğimle yaşayan yaşamımın bazı dönemlerinin olup olmadığını söyle bana. Bu dönem anne rahminde geçirdiğim dönem mi? Ben herhangi bir yerde miydim ve herhangi bir kişi bunu bana söyleyebilecek hiç kimsem yok. Ne annem ne de babam. Ne başkalarının tecrübesi ne de kendi anılarım. İşte size en büyük Katolik azizlerden ve tabii ki İncil'i okumuş din adamlarından birisi. Bunun gerisini ve ilerisini biliyor ve bu cevabı ona söyleyecek bilginin olmadığının da gayet farkında. Sonuç bunun gerçekten İncil'le ilgili bir şey olmadığıdır. Yaşamın anne karnında başlaması fikri İncil'den gelen bir şey değildir. Bunu azıcık açmak ve biraz geri gitmek istiyorum. Bu tür düşünceleri. Kürtajın tarihinin küçük bir kısmına. Tarihte kürtaj geriye gidebildiğimiz en eski zamandan beri bilinmektedir. En eski referans mezar resimlerindeki Mısır hierogliflerdir. Yani biz çok çok eski medeniyetten bahsediyoruz. İnsanlar yazmaya başlar başlamaz kürtaj hakkında yazıyorlar. Roma İmparatorluğuna kadar edebiyatta kürtajla ilgili pek çok ibare vardı. Ve ona karşı hiçbir kanun yoktu. Romalılar bunu düşünmemişlerdi. Bahsettiğim gibi yeni ahitte bundan hiç bahsedilmiyor ve elbette ki onun yasaklanmasıyla ilgili de bir şey yok. Yeni ahit ve Roma İmparatorluğu elbette ki eş zamanlıdır. Yani sonuç kürtaj o dönemlerde çok çok yaygın olsa ve her sınıftan insan tarafından kullanılsa bile yeni ahit yazarları için bir belge yoktu. Roma döneminin sonunda, bu klasik dönemin sonunda bu konular hakkında Judeo-Hristiyan düşünme şekli Batı medeniyeti esas dönemine giriyor. Eski ahitte kürtajla ilgili açıklayıcı bir pasaj var. Sesli söylemeliyim fakat birileri en azından bir kişi bu pasajın ne olduğunu bilmeli. Bir, iki yani bu çok çok az sayıda insan demek. Hepinizin bildiği o emir. Ve hepiniz bu pasajı da biliyorsunuz. Fakat ben ona başlayacağım. Bildiğiniz gibi on emir Exodus 20'dekidir ve emirlerin altıncısı öldürmeyeceksinizdir. Bu ne demektir? Bu kanunların tamamı ne anlama geliyor? Bir sonraki bölümde bu kanunların nasıl yorumlanacağı ile ilgili bir açıklama var. İnsanoğlunun yaptığı bir takım şiddet hareketleri var ve bunlardan hangileri kabul edilebilir? Siz kölenize vurabilir misiniz? Kölenizi öldürebilir misiniz? Bunu yapabilir misiniz? Şunu yapabilir misiniz? Ve şurada ve orada çok sayıda hukuksallık var. Bu bir cümle. On emir ne anlama geliyor? Onlar, siz bunları belli durumlarda nasıl yorumlarsınız? Örneğin, Exodus 21'de cinayet durumlarında ne yapılmalı? Bir kişi bir diğerine taşla veya yumrukla saldırırsa ne yapılmalı? Bir kişi hizmetçisini öldürürse, bir kişi bir hırsızı öldürürse siz öldürmeyeceksiniz de içeren o emri açıklayan yerdeki bu pasajda tüm bu yorumlar modern bir kürtajdan çok daha kötü olan bir suçu tarif ediyor. Modern bir kürtajda bir kadın sebep ne olursa olsun hamile olmayı istemez. Doktora gider ve der ki Lütfen doktor kürtaj olmak istiyorum. Hamile olmak istemiyorum ve işte burada 150 veya 200 dolar veya her ne maliyetteyse var. Lütfen bunu benim için yapın. Yani bu kadının açısından bir gönüllülük işidir. İncil'deki bu pasaj çok daha kötü bir durumu, bir erkeğin kadının isteğinin tersine onun hamileliğini şiddet olarak sonlandırdığı veya bebeğin düşmesine sebep olduğu durumlarda tanımlıyor. Bu alıntıdır. Erkekler hamile bir kadınla kavga ettiklerinde ve onun canını yaktıklarında o bebeğini kaybeder. Erkek orada kadınla kavga ediyor. Yani o kocadan çok karısının tarafını tutar. Erkekler hamile bir kadınla kavga ettiklerinde kadın bebeğini kaybeder. Fakat hiçbir yaralama olayının olmaması gerekir. Suçlu kişi kadının kocasının talep ettiği kadar cezaya çarptırılacaktır. Ve kişi hüküm miktarını ödeyecektir. Şimdi bu standart bir eski ahitten İbranice bir kanun. Mülkiyet suçu için kanun. Siz bir suç işliyorsunuz. Herkes biliyor. Onlar sizin bunu şahıstan çaldığınıza karar veriyorlar. Kurban bunun için uygun olan karşılığın ne kadar olduğunu öğrenir. Fakat kurban aşırı bir şey istemez. Yani hakim kararı aslında onaylamak zorundadır. Eğer hakim onaylarsa siz bir şey çalarsınız. Ben aynı şeyi geri istiyorum veya on katını istiyorum. Ya da her neyse... Hakim onu onaylamadan önce gider. Eğer hakim onu onaylarsa o ödenilir ve tamam işte. Bu eğer fütüs çıkarsa bir düşük olursa ancak yaralanma olmamalı gerçekleşen şeydir. Bir sonuçtur fakat o devam eder pasaj. Ancak bir olayın akabinde bir yaralanma olursa siz yaşama karşılık yaşam, göze karşılık göz, dişe karşılık diş vereceksiniz. Kaçınız bu cümleyi duymuştur? Aman tanrım bu batı medeniyetinde her yerde vardır. Herkes bunu bilir. Buna Lex Talionis adı verilir. Pençe yasası gibi bir şey. Ve bu çok standarttır. Bu cezaya karşılık cezadır. Bu çok çok ilginç çünkü göze göz yaşama yaşam diyor. Şimdi o bebekten mi yoksa anneden mi bahsediyor? Yaşama yaşam dendiğinde bebek zaten doğmuş oluyor. Siz insanlar azıcık vaktini boşa harcıyor. Yaşama yaşam. Göze göz ve peki üçüncüsü nedir? Dişe diş. Bu sizi doğrudan haberdar eder. Bebeklerin dişleri yoktur. Onlarda olmayan bir şeydir. Bu pasajın üçüncü olarak seçtiği şey onların fetüsten bahsetmediklerinin açık kanıtıdır. Yani bahsedilen annedir. Bunun ikisinden de bahsettiği çok çok açık. Çünkü eğer kadın düşük yaparsa ancak yaralama olmaması gerekir. Öyleyse bu bir mülkiyet suçudur. Siz özellikle babanın istediği ve onun üzerinde karar sahibi olan bir kişinin babanın istediği bir şey almışsınızdır. Ancak eğer siz anneye zarar verirseniz bunu fazlasıyla ödemek zorundasınız. Bu kürtajla ilgili olarak İncil'deki en açık parçadır. Ve bahsedilen annenin hayatı olduğu, annenin yaşamının ve fiziksel sağlığının ne kadar önemli olduğu çok nettir. İncil'de olmayan fakat onun hakkında bahsi geçen Yahudi Talmudik yasası şöyle der. Eğer bir kadın çok fazla doğum sancısı çekiyorsa ve hayatı başka türlü kurtarılamayacaksa biri onun rahminden çocuğu kesip parça parça çıkarabilir. Çünkü onun yaşamı çocuğunkinden önce gelir. Fakat eğer başın büyük bir parçası çıkarıldıysa ona dokunulmayabilir. Çünkü bir kişinin hayatı bir diğerinin iyiliği için bir tarafa konulamaz. Yine doğum öncesi için çok aydınlatıcı bir cümle başın yarısının dışarı çıkmasıyla ifade edilir. Annenin yaşamının tek kritik şey olduğunu söyler. Fakat doğum zamanı normalden önce geldiğinde onlar eşittir ve bu durumda siz annenin yaşamını bile kurtaramayabilirsiniz der. Bu ne çeşit bir prosedürü tarif ediyor ki şu anda bu politik açıdan çok önemli olmuştur. Kısmi doğum kürtajı. Kısmi doğum kürtajı. Bu kürtaj karşıtlarının en çok karşı çıktığı prosedür. Fakat işte burada kürtajdan bahseden incil uzmanları bir kadın çok sancı çekiyorsa ve yapacak bir şey yoksa devam eder ve bunu yaparsınız derler. Tabii ki anne için yapılan bu vurgu tamamen temiz mahkemesi kararında bahsedilen şeydir. Size okumanız için Roe Wade Decision'ı verdim ve yine ilgi odağındaki annedir. Hatırlarsanız ki Roe Wade hamileliği 3 aylık dönemlere böler. İlk 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 üç ay diye. İlk 3 ay tamamen annenin dikkatindedir. İkinci 3 ay devlet ona bir takım kontroller koyar ve 6. ayın sonundaki üçüncü 3 üç ay devletin bu konuda söyleyecek çok şey vardır. Temyiz mahkemesi kararı bir çeşit dengedir ve onlar neden yarısı bile olmadan onu bitirme kararı verdiler? Neden 3 aylık içinde? Bu muhtemelen yine İncil'den gelen İncil'le ilgili bir şeydir. Kürtaj karşıtların çok sık kullandıkları alıntılardan birisi, yine muhtemelen siz bunu da bilmiyorsunuzdur. Ancak gidip bir kürtaj karşıtı ile konuşabilirsiniz. Eğer siz kürtaj yanlısıysanız, her kim, her ne tarafta olursanız olun, diğer taraftaki bir kişiyle ciddi bir şekilde konuşun. Bu her zaman çok aydınlatıcıdır. Elizabeth'in Yahya Peygamber'e hamile kaldığından bahseden kısım vardır. Mary hamile kalır ve Elizabeth'i görmeye gider. Yahya Peygamber Elizabeth'in rahminin içindedir, tepinir tartışmalarda kullanılan bu kısmı daha önce hiç duyanınız var mı? Yine aynı. Sadece birkaçınız. Bu çok çok standart bir şey oldu. O gider. Bu luktadır Ve Elizabeth Mary'nin selamını duyduğunda bebek onun rahminde sıçradı. Bak senin selamın benim kulağıma geldiğinde rahimdeki bebek neşeyle sıçradı. Rahimdeki bebeğin duyarlı bir insan, tam bir insan olduğu kürtaj karşıtı kişiler tarafından kabul edilir. İlginç bir şekilde hikaye daha fazla bilgi verir. Zakarya, Elizabeth'in kocası, şimdi bunlar çok dindar insanlardır ve çok yaşlılar. Hiç çocukları yok ancak Tanrı onların iyiliklerini Elizabeth'i hamile bırakarak ödüllendirir. Bu karısının hamile kalamadığı Yakup'un hikayesinin bir değişik şeklidir. O günlerden sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay boyunca o kendini gizledi. 6. ayda Gabriel gönderildi. Mary'e İsa'ya hamile olduğunu söylemek için ve Cebrail meleği Meryem'e, Elizabeth'in şu anda 6 aylık hamile olduğunu açık bir şekilde anlatır. Ve bak, senin akraban, senin yaşında olan Elizabeth, o da bir erkek çocuğuna gebe ve kısır diye adlandırılan o kadının 6. ayı. Bu muhteşem çünkü İncil'in başka hiçbir yerinde hamileliğin aşamaları ile ilgili bir açıklama yoktur. 6. ayda özel bir şeylerin olacağını söyleyen bu tekrar çok tanılayıcıdır. Onlar bunu açık bir şekilde söylemeseler de bu temiz mahkemesinin neden 2 değil de 3'e böldüğünün şüphesiz sebebidir. 6. ay. Bu nedenle bir anlamda bu İncil metninin bir yorumuyla alakalıdır. Bu aynı zamanda bilimsel olarak mantıklıdır. Çünkü bu fetüsün dıştan gelen uyarıcılara yanıt vereceği zamanla uyum sağlar. 6 aya kadar eğer anne heyecanlandırılırsa veya bunun gibi bir şeyler siz ceninin kalp atışlarında bunu tespit edebilirsiniz. Ve vesaire. Eğer fiziksel bir çarpma veya buna benzer bir şeyler varsa siz fetüste bunu tespit edebilirsiniz. Yani 6 ayda bir takım yanıt vermeler bulunur. Fetüste devam eden sinirlerle ilgili yanıt vermeler. Başka metinler de var ve ben onların tamamını okuma paketinizin içine koydum. Kürtaj yanlısı kişilerin eğer biliyorlarsa ilgilerini çekecekleri Exodus metnini ve kürtaj karşıtı metinler koydum. Hepsini okuma paketinize koydum ve onların tamamını okuyabilirsiniz. Eksodus'ta kadının kürtajına sebep olan suç durumları hakkındaki bu açıklayıcı metnin haricinde gerçekten bunun evet. haricinde İncil'de bu konuyla ilgili başka bir şey yoktur. Fakat din açısından bunun önemi büyüktür. Yani olan şey Hristiyan din adamlarının fikirlerine özellikle de eski filozofların fikirlerine güvenmek zorunda olmalarıydı. Çünkü hepsi Roma İmparatorluğunda başladıklarında önemli filozoflardı. Sizde bahsettiğim gibi Aristo fetüs konusunun adet kanından geldiğini kanıtladı ve fakat bu ilginçti. Akıntı bittikten sonra yeni adet akıntısı kesildikten sonra hamileliğin başladığını düşündü. Yani bir adet akıntısının olduğu bir döngüde o akıntı bittikten ve çoğu akıp gittikten sonra geriye kalan şey bir fetüs olarak şekil almaya başlar der. Kadının adet kanı bununla birlikte bunu tek başına yapabilecek kapasitede değildir. O erkek menisinin uyarıcısına sahip olmalıdır. Onlar o zamanlarda spermle ilgili hiçbir şey bilmiyorlardı. Fakat tabii ki meniyi biliyorlardı ve onlar cinsi münasebetin olması gerektiğini biliyorlardı. Ancak meninin ne yaptığı ile ilgili olarak hiçbir fikirleri yoktu. Erkek menisi fetüsün malzemesine katkıda bulunmaz. O fetüsteki kadın gelişimine rehberlik eden şeyin ne olduğunu merak etti ve düşündü ki bu pıhtılaşan şeyin şekil almasına sebep olan ve sperm tarafından başlatılan olayda bazı faktörler olmalı. O bunun hakkında söylenen Yunanca kelimeye göre ki sonradan ruh diye çevirisi yapılacak. Ruhun batısal görüşü Yunanlılardan gelir. Bu meni de yer alan her neyse bunun Aristo'ya ait imajı meninin olaya fiziksel bir katkısının olmadığıdır. Fakat bu bütün olayı organize eder. Bu konuların tekrar kızıştığı zaman olan 1500-1600'lerin sonlarında Aristo'nun pıhtısının resimlerinden biridir. Şimdi bu rahim ve içeride bu şey tahmin edildiği gibi annenin adet kanı aşama aşama organize edilmekte. Bu yüzden siz buradaki organizasyonun çoğunu şu anda göremezsiniz. Ancak görebildiğiniz şey oluşmaya başlayan kan damarlarıdır. Eğer siz fetüsü parçalarsanız ilk sırada gelen şey plasentadır. Plasentanın kan damarlarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Anne plasentanın yarısına sahiptir ve fetüs de diğer yarısına. Bildiğinizi umuyorum bu besin alışverişinin yapıldığı ve artıkların dışarı atıldığı yerdir. Sonra tahmin ediyorum ki özünde siz de biraz görebiliyorsunuzdur. Fetüsün derece derece bir oluşumu var. Fakat sonuç olarak fetüs meni etkisi altındaki bu bir çeşit kan pıhtılaşması olarak oluşur. Bunlar hepiniz bu hikayeyi bilirsiniz. Yani şimdi biz gebe kalmayı yorumluyoruz. Gebe kalma aslında çok belirsiz bir kelime ve ben onu burada kullanıyorum fakat size Katolik ansiklopedisinin buna ne dediğini okutacak zaman yok ve çok çok karmaşık düşündüğünüz gibi bir şey de değil. Şimdi biz daha aydın bir şekilde yorumluyoruz. Gebe kalmayı biz nasıl yorumluyoruz? Biz onu üreme ile aynı düşüncede kullanıyoruz. Hanginiz gebelikle üremeyi ayırt edebilir? Hayır, ben ters bir soru sormayacağım üreme özel bugün için geçerli bilimsel bir kavramdır. Gebelik eski bir şeydir, tanımlanmamış bir şeydir. Cinsel birleşme olayına ihtiyaç duyar. Spermin boşalması gerekir ve bunun gibi şeyler devam eder. Bilinmez fakat bir şeyler ilerler ve bu gebelikle sonuçlanır. Üreme diye bugün yorumladığımız şey geleneksel batı bakış açısı, geleneksel Hristiyan bakış açısı olarak genelde düşünülür. Üreme ne zaman keşfedildi? Spermler ne zaman keşfedildi? Bence siz bunu biliyorsunuz. Adı nedir? Keşfeden kişinin mikroskopu da keşfetti hani. Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek adını duymuş muydunuz? Eminim lisedeyken bunun bahsi geçmiştir. O küçük mikroskobik hayvancıkları ilk bulan kişiydi. Su damlalarını aldı ve göletlerden ve ona baktı. Etrafta yüzüp duran tüm bu küçük şeyleri gördü ve onları mikroskobik hayvancık diye küçük hayvanlar diye isimlendirdi. Sonra sperme baktı. Etrafta yüzüp duran bu küçük şeyler vardı. Açıkçası bunun doğru bir tarih olduğundan emin değilim. Baharat ticareti o zamanların öncesinde gerçekten önemliydi. Onlar baharatı keskin tadı verenin ne olduğunu bilmek istediler. Bu yüzden baharata bakmak için mikroskobu icat ettiler. Yani görmek için. Çünkü ta Orta Doğu'dan baharatı getirtmek yol boyunca pek çok kez ücret talep eden çoğunluğu Müslüman ülkelerinden onu getirtmek çok pahalıydı. Ve onlar baharatın sırrını öğrenmek istediler. İçinde bir şeylerin olduğunu düşündüler. Bu yüzden ona bakmak için mikroskobu icat ettiler. Fakat onun bulduğu şey küçük hayvancıklardı. O neticede sperme bakıyor ve ondaki hayvancıkları görüyor. Onun yaptığı ne? O bunu sudaki aynı küçük hayvancıklar olarak yorumluyor. Spermde de aynı şeyden yapılıyor. Özür dilerim meni aynı şeyden yapılıyor ve bu spermler onu yiyip bitiren küçük bulaşkan maddelerdir. Bunlar artık bu çürüyen bir şeyin üzerinde gördüğünüz küçük delikanlılar gibidirler. Bu bir spermdir. Fakat onlar bunun ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikre sahip değillerdi. Sonra o daha daha ileride onlar memelilerde insan yumurtalarını göremediler. Hatta memeli yumurtalarını bile siz tavukların yumurtalarını görebilirsiniz. Böceklerin yumurtalarını görebilirsiniz. Onlar çok belirgindir. Balıkların yumurtalarını görebilirsiniz. Onlar da çok belirgindir. Fakat bir memelinin yumurtası öyle küçüktür ki görülemez. Aslında o William'dı. Zaman zaman onu gören ve onun ne olduğunu derece derece keşfeden başka bir takım gençler de olmuştu. Fakat William Harvey dolaşımı gören, kanın dolaşımını keşfeden bu genç bir yumurtayı gören ilk kişilerden birisiydi. Onlar bir yumurtayı fark ettiler ve bu kan pıhtısını başından atmaya çalışan bir şey olduğunu söylediler. Ancak menideki şeyin ne olduğu hakkında hala bir fikirleri yoktu. Spermleri görmüş olsalar bile orada bir yumurta olduğunu bilmiyorlardı ve bu üremenin memelilerde keşfedildiği 1840'lardan sonraydı. Sperm aslında fiziksel bir olaydı ve yumurtayla bir araya gelmesi de fiziksel bir olaydı. Tüm bunların sonucu kültürün, bizim kültürümüzün, özellikle dediğini kesimlerin yaşamın anne karnında başladığını inanmasıdır ve bunun bir geleneksel düşünce olduğuna inanırlar. Bu Hristiyanlığın başlarına kadar ve hatta İncile kadar uzanır. Fakat aslında üreme düşüncesinin tamamı sadece 1840'tan sonra eden gelir. Yani bu çok modern bir düşüncedir ve tamamı sonra da ilerlemiştir bir başlangıcı olan yaşam fikrinin tamamı herhangi bir bilimsel anlam taşımaz. Çünkü bu yaşamın bir döngü olduğunu yüzlerce yıldır biliyoruz ve bilmekteyiz. Daha çok şey var bu konu üzerine okuyacak çok ilginç şeyleriniz var. Ve bu konuda okuyabileceğiniz sınırsız sayıda metin var. Bugün benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.